Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Birazcık hastayım, sesim biraz değişik gelebilir, kusura bakmayın. Bugün sizinle birlikte birazcık AVM'ye gezeceğiz, birazcık alışveriş yapacağız. Hadi bakalım. Bu arada nöbetten çıktığım için biraz elim yüzüm de şiş, yani çok uykusuzum. Bir de havanın sıcak olması da ekstradan etkiliyor. Ay, bu AVM'ye telefon almaya gelmiştik yılbaşında. Şimdi de bir biçim şeyler bakacağız. Hadi gidelim. Hastanede herkese çare olurken kendimin hastaneye gitmemesi. Gerçekten boğazlarım o kadar şişmiş ki. Ve başım falan çok ağrıyor. Zaten midemi söylemiyorum. Mideme en ufak bir şey zaten hemen gidiyor. Bir ne kalabalık arkadaş. Bölmelerin en güzel yanı, en sevdiğim içerisinin serin olması. Ay, sinemada bir sürü film varmış. Yakında Instagram gibi sinemaları da kapatırlar. Burada hiçbir şey izleyemeyiz. Köpeği olan insanlar giremeyecek mi? Ne yani? Ne? Yere boyunca. Ağlama. Çocukların ağlamasına dayanamıyorum da bizimkiler nereye gitti? Güzel falan içinde. Şaka mı? Bizimleri kaybettim. Ne güzel. Hiç Ozan'a benzer biri de yok. Nereye gittiler ki? Başta göz arasında aşağı nasıl yumuşlar ya. Bendeki de güzdan serçe gide. Serçe de yok. Fık diye buldum onu. İzlemediğim bir canlı konum artık. Sen niye basıyorsun? Böyle bir replik vardı. Hadi ben gerizekalıyım. Allah, şu şeylerden düşeceğim diye o kadar çok korkuyorum ki. Amca ya, arkadan çıkma. Koçlaş gibi yapalım, hadi bakalım. Sevdiğim yer çikolata yeri. Evet, biliyorsunuz ki biz evi yeniliyoruz. Evi derken bizim odayı. Bizimkiler de burada bir yerdeymiş. Bize bir koçtaş. Koçtaş. Ay, bunlar ne kadar tatlı. Ama çok ince. Bu da 500 liraya değer mi? Şu 1200 lira. Ben aydınlatırım gözlerimle. Ha, şunlar mantıklı olabilir bak, tripod şeklinde. Anam çalışıyormuş da. Ampulü Edison buldu. Neydi lan, öyle bir söz vardı. En güzel köşe. Ulan buralar çok güzel. Fırsat reyanı. Bu ne? Bunun ne olduğunu anlamadım. Ay, bunlar çok güzel. Biraz yukarı koymaları gerekiyor. Aşağıda durmaz.
Lan ben sana nereden? Parkeler sağlam. Ne görmek istersiniz? Nereye gezdireyim sizi? Sağlam sağlasa. Ben daha önce hiç Koçtaş'a gelmemiştim. En sevdiğim bölüm ayna bölümü bence. Şimdi bayıldım. Tuvalet mi lan burası? Banyo. Ozan, seni banyo ettireyim, gel. Yer ayna. Kız bir de elimde kalır, ödemek zorunda kalırım. 10.000 liraymış. Yani tuvaletini yaparken kendine bakarsın, daha mantıklı. Ve hani güzel şeyler falan çıkabilir, baksanıza. Fotiler. Evet, sizin en favoriniz de en favoriniz. Bence tuvalet banyoya siyah yakışır ya, veya beyaz. Ben şu şey renkleri sevmiyorum. Ne deniyor ona? Ahşap. Bu da üç kapaklı. Buralar cam. Kırılır. Evi nasıl açılıyor? Aa bak, böyle çok güzel. Şey olarak. Çöp kovası fiyatları. Kaç yazıyor burası, okuyamadım. 700 liraymış. Nasıl bir kovarmış? Çöp herhalde kendisi dökmeye gidiyor. Bu ne kadarmış? Bu da 950. Ya abi, bunlar kendi mi döküyor çöpleri? Bu da herhalde kendisi fırçalıyor bizi vermeden. Ha. Şampuan var cebimde, vereyim. Aa, burası komple şey, duşa kabin gibi. Ne çek up? Neydi o? Ne çek yapalım? Kız, su için bağlayayım abi. Banyoya gelmişiz yani. Aa, havlu bile var. Hoş. Hadi gelin havlusu. Düzgünlüğünü kaplayıp koyalım bari. Aa, saçım arkadan gözüküyor. Nasıl? Olmuş. Musluk olmaz mı? Şu beni uzaktan o kadar çok cazibetti ki. Ne kadar güzel renkli. Yine bir telefonumla sınanıyoruz. Çok az kaldı. Telefonu şimdi fırlatacağım. Ay, bu ne kadar güzel başlığı. Çok beğendim. Bunlar acaba kullanışlı mı? Yeni evlenecek olanlar belki bakıyordur. Çeyiz meyiz alın. Gösteriyorum ben size. Aha. Yüzleştiriciler. Markalarını ilk defa duyuyorum. Kısıyordursam ne olacak? Herkes bir yerlere oturmuş ya. Yoruldum. Ya şu kadar inceye de 8279 TL verilir mi ya? Ben daha dayanıklıyım. Bunlar şey, askılık herhalde. Salıncak. Ben çok küçük buldum. Bilmiyorum, daha çok farklı bir şey bekliyordum. Burayı.
Hadi böyle mutlu ol. Bahçıvan yeri burası herhalde. Aha, yayıncı koltuğu buldum. Bunu almayan hediye alamıyor herhalde. Evet, benim de artık bir yayıncı koltuğum var arkadaşlar. Hediye atmazsanız konuşmam. Kırdın mı? Kızlar oturamıyorum. Bunlar nasıl hediye isteyeceğim birlikte. Bakayım geri yasını. Şey kameracı. Atın hediyeleri arkadaşlar. Benim. Geliyorum. Kız yayın ne kadar rahat yapıyor bunu. Evet arkadaşlar, bu videomu izliyorsunuz. Bana bol bol destek alıyorsunuz, bundan alacağım. 10 saatte yayın yapılır ama çok ama sanırım kıracağım şimdi. Konfor bayağı iyi. Bunlar ne kadar tatlı. Tatildeyim diyorum, niye inanmıyorsun? Tatildeyim. Gidebileceğimiz max tatil yeri. Hastayım ki bu size yansımıştır gerçekten, kusura bakmayın ama çekmek istedim size böyle bir değişiklik olsun filan diye. Ne bakıyorum ya. Beni çağırıyor. Teşekkürler. Kokusu bile çok farklı. Fiyatları şöyle. İkisi de beyaz biraz daha farklı. Beyaz mı? Ne istiyor? Hiç bakın daha farklı. Bekle biraz. Şimdi size koyabilir misin? Şimdi deniyorum arkadaşlar. Kaleri bambusu. Bunu eldiven yapar mı sana? Benim çok olsa oldu ya. Maşallah çok gezdirdim sizi. Ne yapıyorsun o zaman? Ver yemeyeceksen. Ne yapayım? Yok, güzel tadı. Durmadan ye. Bu kadar uzun gezeceğimizi bilseydin o zaman arkadaşlar. Ne olmadan? Lokuma Park, sağ tarafta. Malko. Bizimkiler parkeyi almaya geldi. Burada Özley'in arkasında mal kabul vermiş. Mal. Ozan gitti, yardım et bari adamlara. Ya bir git ya. Bir şey derdim ya. İkinci büyük markete geldik ama kiminle karşılaştık? Aselgil'le. Aselişko. Akko. Bana ne ya? Video çekmek yasak diye yazmıyor burada. Çekmek yasakmış. Video çekmek yasak mı? Kendimi çekiyorum ki burayı çekmiyor. 10 diye yetebilecek bir kazan. Bu nasıl bir düklü? Testi. Aşkın ateşini yanar da. Var ya TikTok'ta akım. Bulmuş frambuaz var. Alıp tatlı yapabiliriz aslında. Çok mantıklı. Çilek de mi var? Ben geçen o kadar çok çilek aradım ki.
Onlar kötü olur ya. Abi. Her şeyin büyük satıldığı yer. Yani 150 lira bir lavaş. Gerçekten de video çekmek yasakmış. O yüzden içeride video çekmedim. Hayır, anlamadığım şey video neden çekmek yasak hani. Onu anlamadım. Kediye bakar mısınız? Kedi gibi yatıyor. Gözükmüyor ki para olduğu için. Aşkın ateşin. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Biz geçen sene Manavgat'a gittiğimizde ne işte mi? Beyaz nektarı. Beyaz nektarıymış. Geldik en zor kısma. Arabadakileri ve almak. Başım böyle pat diye çatlayacak yani, çok az kaldı. Ben biraz dinleneyim, geleyim. Olur mu? Niye Antalya'ya gittim onu bilmiyorum. Ben Koçtaş böyle güzel bir yer, Ikea gibi falan sanıyorum. Ikea'ya da gitmem ama sürekli videolardan görüyorduk ya. Öyle sağlam ama beklentilerimi karşılamadı. Bir de Elsie'ye Gradis'e falan gideriz diye düşündüm ama gitmediler. Uyumuşum var ya. Abu. O kadar iyi geldi ki şu an bana. Mis. Gizem şöyle bir şey almış. Ne olduğunu anlamadım. E-A-U Thermale. Thermal Spring su herhalde. Termal su mu aldın Gizem? Evde fışkıya tutardık yani. Gerçekten suya para mı var? Bir Laroş almış. Yok. Hadi arkadaşlar, sizi bir güzel bir yere götürüyorum. Hiç tahmin etmek zor olmamalı. Nereye gidiyoruz acaba sizinle? Bak şimdi ben önce. Ben motora biniyorum. Şimdi keş benden önce binecek, bekleyin. Yemek yiyor şu an. Ay, flaşı çaldı. Keş. Keş, gidiyorum ben. Gelmiyor musun? Gelmiyor musun? Bye bye. Neyle gideceğiz biz? Neyle? Motorla. Bana ne? Hayır Keş, arkaya. Arkaya koş. Bir de akıllı orkayı da anlıyor. Ezanlar suyu huzur hürmetine. Rabbim dualarımızı kabul etsin inşallah. Kapıyı açamıyorum çünkü kapı bozulmuş. Allah'ım sen dualarımızı kabul et ya Rabbim. Birazcık kafamızı toparlayalım. Tahmin edin nereye gidebilirim, hadi. Hadi. Çok zor değil herhalde. Görüntü bile yetiyor biliyor musun? Böyle nefes alıyor. Ya, nefes aldığımı hissediyorum. Evet arkadaşlar, terk edilmiş eve geldik. Şimdi oraya gireceğiz sizinle birlikte. Şaka şaka, ben de buraya tek girecek şey var mı acaba? Sabah yani bir 15-20-30 kişi birlikte girersek gireriz. Önümde arkamda sonunda böyle bayağı bir kişi olması lazım. Yoksa böyle hayatta kimse şuranın içine tek başına sokamaz yani. Terk edilmiş. Ne var acaba içinde?
toplaşıp birlikte girsek mi kız? Vallahi iyi izlenirdi. Babadığım biri de burada geziyor. O kız deli. Zamanında burayı o kadar çok okumak istemiştim ki, çünkü bizim zamanımızda öğretmenlik lisesiydi. Şimdi Anadolu Lisesi yaptılar. Buraya o kadar çok ev yapılmış ki artık. Eskiden buralar nasıl biliyor musun? Böyle ormanda yeşillik yani. Böyle biz çocukken hatırlıyorum, bisikletimize biner böyle piknik yapmak için cartürt falan gelirdik. Şimdi her yerde ev yapmışlar. Aslında bir tık da üzülüyorum. Hep yeni yeni villalar. Hep böyle yabancı insanlar. Neden? Neden bu kadar bak? Dağın dibine ya. Niye ev yapıyorsunuz ki abi? Başka bir şekilde kullanabiliriz sonuçta oraları. Güzel. Allah istenen gibi nasip etsin. Ben de böyle bir ev istedim. Hani böyle bir derken, yani dairede oturmaktansa ben müstakil oturmayı daha tercih ederim. Ve bunlar bayağı pahalı yani. Benim gücüm buna yetmez. Ben geleyim EDS'ye kadar. Güneş gitti. Şey gitti ya. Kız bir de köpek mi köpek olmasın? Kimse de yok. Ormanlık alana geldik yani. Ya bizi burada tutarlarsa, ya motor bozulursa. Ankis de coştu. Domuz momuz gelir ya, geri dönelim biz şimdi. Burası zaten bok kokuyor, şey keçi kokuyor. Şöyle manzarayı göstermek istedim size. Keşke korkudan inmedi bile. Motoru yanlış yere sürdük ya. İşte burası Mezopotamya arkadaşlar. Ay çekemiyorum kız. Şimdi öne geçti. Kişi var diye indi. Ne kadar akıllı yani. Arkada kımırdadı kımırdadı. Ben de anladım zaten kişinin geldiğini. Kişinin yaptı, indi. Navigasyon, bin hadi. Bin oğlum. Hadi bin. Bin aşkım. Hadi. Bin. İzleyin. Bak şimdi. Nerede yapıyorsun? Daha güzel. Bu daha güzel, Asal. Daha güzel. Daha güzel. Oh, daha güzelmiş. Değil mi? Bütün kalemleri oluyor elimden kendi çizeceğim diye. Benim bu. Bu benim. Benim. Siz de etkinlik yapıyor musunuz çocuklarınızla falan veya kardeşinizle? Açıklama yapmış 9.30'da açılacak diye. 9.30 bekliyordum Instagram'a. Açılmıyor ya. Ne var bu Instagram'ımda benim? Ben de açılacak diye VPN'i falan silmiştim. Hala giremiyorum Instagram'a. Girebilen var mı acaba? Saat şu an 1.30'a geliyor. Uyuyamadım. Uyku tutmadı. Ben şu sıralar, şu sıralar dediğim de bayağıdır. Bilmem, psikolojik ben. Kendimi çok yıpratıyorum. Birazcık hava almaya çıktım Ankara'da. Uyumam gerekiyor, yerinde iş var.
sonunu getirmeyi unutmuşum. O yüzden tamamlayayım dedim. Şimdi ben gideceğim, hazırlanacağım, edeceğim, işe falan gideceğim. Yine bir rutine döndük. Neyse, bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.